insanlığın affı için yalvarırken görüyorsunuz. Peki D-Sis'in İngilizcesini bilen var mı arkadaşlar? Yani biz D-Sis için turistlere ne diyeceğiz? D-Sis olarak hepsi tanımıyor. Çok aşırı dindarları biliyor D-Sis kelimesini. Biz ne diyeceğiz anlatırken? Çok basit. Judgment Day. Judgment Day. Karışmaz mı hocam diğer şeyle? Yargı günü şeyiyle? Buna Judgment Day olarak kabul ediyorlar. Yani sen şeyle söylüyorsun. Hades'in, Hades'e çekilmeyi. Hayır. Judgment Day'de yalvardığı için, yani o gün yalvarıyor hepsini affet diye, bunu Judgment Day olarak kabul ediyorlar. Öbürünü Hades sahnesi olarak bile kabul ediyorlar. Hades sahnesi diyorlar ona. Tam karşıya gidiyoruz. Ayasofya ile ilgili en sevdiğim şeyi göstereceğim şimdi size. Bunu %99 kitaplarda bilgilerinizde bulmadınız. O da aynı. Sonra bir elektrik kablosu, bir elektrik kablosu koymuşlar ama o da aslında bu. Yani siz nereye burada şey yaparsanız yapın, şöyle göreceksiniz taşı. Birisi bir cevap verdi demin, neydi? Risk girişimizin. Espriyim yani. Evet, işte bu yüzden dedim kitaplarda gördüğünüzü sanmıyorum diye. Bu bir şehir efsanesi değil, bu gerçek. Yapılan her restorasyonda bütün taşların arkasında bu göründü. Bu bir deprem ölçeği arkadaşlar. Tam kilit taşı gibi bir şey işte. Kilit değil ama. Yani her taraf onu güçlendirir. Kilit taşı güçlendirmek için. Bu ölçek. Yani iki tane üçgenin tam sivrileri birbirine bakıyor. O sivrilerde oynama gördüğü zaman depremde zarar görüp görmediğini binanın altında. Kilit taşı herhangi bir yeri yaparken kilitlemek. Tam yok ortaya... Başka bir ismi vardı. Hani binanın hasar görüp görmediğini anlamak için yapılan yerler. Hadi bir isimden bahsediyorum. Döner. Tamam. Başka bir ismi vardı onun. Döner taşlar camilerde olur. O da hasar gösterir. Bunun özel bir sanat tarihsel ismi var mı bilmiyorum. Ama yani depremi tamamen zarar gördürdü mü diye ölçmek için aynı döner taş gibi yapılmış. Ne kadar yeri açarsanız aynı taş sistemini görüyorsunuz. Yani binanın tamamında herhangi bir noktasında zarar olup olmadığını görebiliyorsunuz. Latin istilası sırasında Dandalo diye bir şey var. Komutan var, teşekkür ederim. General var. O da İstanbul'daki istila sırasında burada yaşamını, İstanbul'da yaşamını kaybettiği için mezar taşı değil, mezarı burada gömülü. Bu taş kaldırılıp arkadaşlar, evet burada, Dandalo burada. Şey mi yazıyorsun?